Merhaba Arkadaşlar Dünya bir videoyla beraberiz Bildiğiniz üzere daha önce 2001 ekonomik krizi Fox neden now olduğu gibi videolar çekmiştik Ancak bugünkü videomuzun konusu şu CNBC E ve Tarihi Bildiğiniz üzere CNBC E 6 Kasım 2015'te kapanmıştı Ancak 10 Haziran 2024'te sabah saat 7'de yayın hayatına yeniden başladı Peki CNBC E'nin tarihi hakkında bize bilgi verebilir misin MFD usta diye yazı yazdılar bana. Ben de o yazı yazan arkadaşlar için CNBC E ve tarihi adlı videoyu çekiyorum. O halde Mefat Demir tarafından yapılan 3. özel yapım olarak CNBC E ve tarihi adlı videomuz başlasın. Biraz havalı giriş oldu ama neyse başlayalım. Yıl 1995. Bu dönemde Hakan Çizem adında bir insan Kanal E adıyla ekonomi haberlerine yönelik ilk Türk televizyon kanalını açtı. Türkiye'nin ilk özel kanallarından Kanal altına sahibi olan Korkmaz Yiğit, medya merkezini genişletmek amacıyla Yeni Yüzyıl, Ateş ve Milliyet gazetelerinin yanı sıra 1998'de yayın hayatının 3. yılında Kanal E'yi de satın aldı. Yiğit'in 1990'ların sonundaki hukuki sorunları tüm medya kuruluşlarının satmasına neden oldu. Kanal E ise daha sonra sürekli haber kanalı ATV'nin sahibi olan Doğuş Holding'e satıldı. Evet. Şimdi 2000 yılına gidelim. 1995 yılından. 2000-2015 dönemi. CNBC E ile ana akım medyada yükseliş ve ilk kapanış. Dünya çapında tanınan bir markayı kullanarak Kanalı daha iyi tanıtmak isteyen Doğuş Holding, CNBC kanalının sahibi, NBC Universal ile ortak olarak Kanal E'yi %50'si NBC Universal'a geri kalan Doğuş Holding'e ait olacak şekilde CNBC E olarak değiştirdi. 16 Ekim 2000 tarihinde CNBC E yayın hayatına başladı. Evet, 16 Ekim 2000'de başladı CNBC E. Dediğim gibi. Evet, devam edelim isterseniz. CNBC -E yayınlarını gündüz ve akşam kuşağı olarak ikiye ayırmaktaydı. Yerel saatte sabah 6'dan 18.00'a kadar ekonomi ve piyasa bilgilerine gerçek zamanlı ulaşma olanağı sağlayan CNBC E gündüz kuşağında izleyici olarak ekonomi dünyasına yön veren profesyonelleri ve bireysel yatırımcıları hedeflemekteydi. 18.00'dan itibaren ise Fox, HBO ve DCW'nun yanı sıra ABC, NBC, CBS gibi Amerikan televizyon kanallarından dizileri yayınlıyor. Uzun metrajlı filmlerde programa bağlı olarak orijinal altyazılı veya Türkçe seslendirme ile sunulmaktaydı. Hafta sonları ise çocuklara özel olarak hazırlanan Nickelodeon kuşağına yer vermekteydi. Aynı zamanda NTV, TV, en TV Spor, CNBC E ve E2 programlarını yüksek çözünürlükte yayınlayan TV kanalı HDN 9 Eylül 2011 tarihinde CNBC E'nin yüksek çözünürlüklü versiyonu olan HDE E adını almış ve aynı anda yayına başlamıştı. Kanal 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren 16 9 görüntü formatına geçiş yaptı. HDN spor etkinliklerinin yayınlanacağı sırada değmeyelim de HDN spor etkinliklerinin yayınlanacağı NTV Spor HD ise 23 Temmuz 2012'de yayın atına başladı. HDN'in SD versiyonu TVN olarak piyasaya çıkması planlanıyordu. Ancak 19 Ekim 2011 tarihinde Star TV'nin Doğuş Holding tarafından satın alınmasından lansman iptal edildi. TVN'de yayınlanması planlanan programlar daha sonra Star TV aktarıldı. Durum böyle yani işin içi bizim Star'da giriyor. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'nden bahsediyorum bu arada. Evet. Kanal logosu tasarımı Logoyu oluşturan tavus kuşunun renk kodlarını paylaştığı ana kanal NBC'den esinlenmiştir. Esinlenilmiştir daha doğrusu. <laughs> Ama gerçekten yani ben NBC'nin logosunu gördüm. Ee, zaten. <laughs> Söylemekte zorlar. Evet. Ama sansür sorunu var yani. Şimdi bu sansür sorunu birazcık sıkıntılı olacak. Onun için burada bazı kısımları <laughs> sansürlemek zorundayım maalesef. Çok özür Evet. Sansür. Kanal yayınladığı pek çok film ve dizi ile yayım arasında gösterdiği reklamlardan ötürü Türkiye'nin radyo ve televizyonlarının yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan birçok kez idari yaptırım cezası almıştır. Bu sebeple kanal yöneticileri ikilem içinde kalmışlardır. Çünkü hayranları dizileri orijinal halleriyle izlemek isterken Rütük özellikle ve içeren sahnelerin kesilmesini istemektedir. Bu sebeple CNBC'e izleyicilerine karşı dürüst olma yolunu seçmiş ve kesilen sahnelerin kesilme sebeplerini veya aldıkları uyarı cezalarını anlatan uzun metinler yayınlamıştır. Ayrıca <laughs> ürünleri çiçek sembolü kullanılarak sansürlenmiştir. Çocuklar için verilen Nikola Dion kuşağı çizgi filmlerinde ise kendi yaptıkları dublajlarla otosansür uygulamışlardır. 2015'e geldik. CNBC'nin kapandığı yıl. Öf, öf 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 Böyle bir şey olabilir mi dostlar? Bence olamaz. Evet. Ne yazık ki... Şimdi şöyle bir durum oldu maalesef. Ne yazık ki kapanış bölümüne geçtim. Hiç okumak istemiyorum ama maalesef videoyu... ...gereği okumak zorundayım. Evet. Kapanış. Discovery Communications doğuş yayın grubuna ait ulusal yayın yapan... Ekonomi ve dizi kanalı Araba kornaları sürekli çalıyor ama Niye çalıyor merak ediyorum arkadaşlar ben de Yayın kesinti orada ama Devam edelim biz Baştan başlayalım isterseniz ha Evet olur ben şuraya bakayım isterseniz ha Neyse boş verin biz devam edelim Discovery Communications, Doğuş Yayın Grubu'na ait ulusal yayın yapan ekonomi ve dizi kanalı CNBC-E'yi satın almaya karar verdi. İki kurum satın alma için anlaştı. Alım işlemi Ekim 2015'te resmi olarak tamamlandı ve 6 Kasım 2015'te CNBC-E'nin yayın hayatını sonlanıp yerine TLC'nin yayına başlayacağı CNBC'nin resmi Facebook sayfasından ve resmi web sitesinden ilan edildi. 5 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan Shameless dizisinden kanal yayın hayatına son verdi. Satın alma işlemleri gerçekleştikten sonra cnbce.com ekonomi portalı ntvpara.com'a taşındı. Durum böyle. 8 yıl boyunca cnbce olmadan yaşadık. Öf. Oldukça sıkıcı bir durumdu zaten. Yani 8 sene e yok. TLC ile idare ediyoruz abicim. Valla. Özledik. Hasret kaldık cnbce'ye ama dur geri dönüş vardı geri döndü ya kanal şimdi geri dönüşü de anlatacağım sizlere evet. geri dönüşü de bakalım evet. gelin hep beraber geri dönüşümüze bakalım 2024 kanalın yeniden açılışı 2022 yılından itibaren kanalın bir dönem genel yayın yönetmenliğini yapmış olan Artunç Kocabalkan gibi eskiden CNBC'yi E'de çalışan isimler tarafından kanalın tekrardan yayın hayatına başlayacağı söylendi. Kocabalkan yaptığı açıklamada Eylül 2021'den beri arkadaşlarımız CNBC'yi Türkiye'ye getirmek için çalışmakta ifadesini kullandı. 2023 yılında ise kanalın şu anki sahibi İlbak Holding ve CNBC'nin internet sayfalarından kanalın yeniden açılacağı resmen duyuruldu. 2024 yılında kanal geri dönüşünü bir billboardlarda yayınladığı afişlerde atıf yaparak duyurdu. 10 Haziran 2024'te yerel saatle sabah saat 7.00'da kanal yayın hayatına yeniden başladı. Oldukça güzel bir haberdi. Evet CNBC'ye geri döndü. Peki CNBC'de yayınlanan programlar neler? Gelin CNBC'de yayınlanan programlarda bakalım. Ekonomi alanında Meryem Kenan'ın sunuculuğunun yaptığı sabah notları ilk olarak. İkinci de Naz Özdeğirmenci'nin sunuculuğunu yaptığı E-Kafe. Şafak Türklerin sunuculuğunu yaptığı Para Ekranı. Güzem Yılmaz Ertem'in sunuculuğunu yaptığı Finans Sohbetleri. Melis Hazal Karagöz'ün sunuculuğunu yaptığı Son Baskı. Evet. Dizilere bakalım. Dexter, X-Files, The Offer, Gangs of London ve Halo. CNBC'de yayınlanan diziler. Çizgi dizi olarak da Simpsonlar. Hani şu dünyadaki her şeyi ama neredeyse her şeyi bilen şu çizgifim var ya. Yani oldukça garip. Korona'yı bildi. Sonra başka birkaç olayı da bildi. Evet. Yarışmada da. Devam edelim. Letterbox, talk Show'da The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Yani Türkçe'ye çevirmem gerekirse... Jimmy Fallon ile bu gece show. Evet. Yaşam tarzı yani. Lifestyle'da Ece Sükan'la 3S. R Gerçeklik şovları. Reality show'da J. Lenoz Konserler. Two Cellos, Nora Jones, Andrea Bocelli ve Lang Lang. Belgesel. American Greed ve Marketing. Media Money. Evet. Uf. Ah, Durum böyle. Gerçekten durum böyle. CNBC geri döndü. Biz de buna özel olarak bir video hazırladık. Evet. Durum böyleydi. Videomuzun da sonuna geldik. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Bugün CNBC'nin geri dönüşüne özel olarak CNBC e ve CNBC'nin tarihi hakkında bir video hazırladım sizler için. Videoyu kapatmadan önce şunları söylüyorum. Gerçekten CNBC'e Türk televizyon tarihinde yeri olan kanallardan biri gerçekten. Show, Star, ATV, şimdiki adı Now olan Fox TV gibi hayatımızda önemli bir yere sahip olan televizyon kanallarından biri olmuştur CNBC'e. 10 Haziran'dan itibaren de öyle olmaya devam edecek. Daha gelişmiş olarak. Daha iyi olarak şu anda yayını sürdürüyor. Evet. Buradan CNBC'ye de yayın yapan arkadaşlara iyi yayınlar diliyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Bir sonraki inceleme videosunda. inceleme videosu demeyelim de. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Ben M. Fatih Demir. Takipte kalın.